Sabahleyin gözlerimizi açtık. Bir yetiştiricimiz arıyor. Sahaho diyor, ferman ediyor. İneğimiz dün akşamdan beri kalkamadı. İşte şimdi yatıyor. Gel buna biraz bir şeyler uygulayalım. Yani şuna bak, şunun derdini görelim dedim. Uzuş. Devam. Ateşimiz çok az düşük. Yapmayacağız kızım, bak serum takacağız, tamam mı? Bari serum takacağız. Ya bu böyle bu betonda düşüyor. Ay sandık mı? Sandık. Dur elleme, elleme çabuk, elleme. Şunu yesin büyük ihtimal kalkar o da. Ateş düşmüş olduğu gibi doğum felci ya. Dışarıda da aslında içeri sokmuş olmasın belki düşmeyebilir. Ha, belki tabii dediğin gibi. Betonda yattı ya, bir iki sefer kalktı aslında. Sürtüştü şey etti. Ya bir de güçsüz kalıyor ya, ne kadar. Evet, güçsüz kalıyor. Bir kaydım kalkmadı mı da artık korku kalkıyor. Tanımıyorum ve bir telefonu bile yok bende dedim. Niye çağırmayayım dedim. Adam o da ekmek, o da ekmek. Ya o şu yapar bu yapar ya dedim. O bende de versem adam çağırmış. Adam yolda benim için geliyor. Şimdi çağırmışsa benim öyle bir şeyim olmaz dedim. Allah. Yine herif. Annesini şey etmişsin bir de bağırıyor. Dizi güzel mi sen? Biliyorum ben her veterineri çağırıyorum. Kimsenin de şey var. Herkes sevdiğimi çağırıyor. Hepiniz veterinerisi doktor söylüyor. Kimisi müsait olur, kimisi gelir, kimisi gelmiyorum. Ve bir telefonu bile yok bende dedim. Niye çağırmayayım dedim. Adam o da ekmek, o da ekmek. Ya o şu yapar bu yapar ya dedim. O bende de versem adam çağırmış. Adam yolda benim için geliyor. Şimdi çağırmışsa benim öyle bir şeyim olmaz dedim. Acele etme, acele etme. Acele mi? Yok, dur. Kalkacak abi şimdi. Dinlenmesi birazcık şey yapması lazım. Serum iyice bir etki etsin. Yani serum iyisi bir dinlensin. Onu ben alayım. O gemi çek abi. Gemi çek. Birazcık daha serum alsın diye bakıyorum. Yani ikinci yatışın da zor oluyor. Daha kaldırması daha zor oluyor. O kadar zaten. Birazcık da çıkarttı abi. Dur. Birazcık çıkarttı onu. Kayma değil, dengeyi kuramıyor ki abi.
Dengeyi kuran. Dursun bakalım birazcık daha dursun. Dursun abi birazcık böyle dursun. Abi dışarısı biraz çamur değil mi? Yok bir şey olmaz çamur diye. Olur mu? He? Yok şu an bir şey kasları bir ısınsın. Bir 5 dakika şöyle ayakta dursun da. Ondan diyorum ben. 5 dakika ayakta dursun. Hayt lan yemi dökme. 5 dakika ayakta dursun. Güneşe gitsin. Sağ ol bacaklar baksana nasıl titriyor. Hiç daha şey vücut. Akşamda beri oturdu. Vücut söz geçiremiyor da. Kaslara. Böyle güneşte dursun toplar abi. Bol yonca vereceğim buna. Mümkünse. Dışarıda var. Veririm. Tamam. Yesin. Oradan bol yonca yesin. Tamam sen orada geçin. Kapat abi sen orayı. Ben buradan çıkarım. Yok şeyler sat güzelmiş düveler de. Hani isteyen var mı bilmiyorum abi. Danaları besleyecek misin satacak mısın? Danaları besleyeyim biraz ya. Tamam abi. O iki düveyle şu iki dişileri vereceğim. He. İsteyen varsa tamam. Tamam abi şey yapayım. Ben de veriyorum şimdi. Zor zamanlardan geçiyoruz arkadaşlar. Aslında işin özeti fiyatları yetiştiriciye alıştırmaya çalışıyoruz. Yetiştiriciden öte kendimiz fiyatlara alışmaya çalışıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Malum ilaçlar 2-3 ayda bir zam yiyor. Akaryakıt keza almış başını gidiyor. Ve öyle bir fiyat dengesi tutturmanız gerekiyor ki yani hem yetiştiriciyi fazla üzmeyecek hem de kendinizi üzmeyecek bir fiyat artışında bulunmak zorunda kalıyorsunuz. Fakat şu an yaptığımız işlerin fiyat olarak bakarsanız yani geçen seneye nazaran belki 2 katı hatta 3 katına varabiliyor yaptığımız işler artan maliyetlerden dolayı. Tabi telefonla yetiştiriciye ya diyoruz bak böyle bir durum var tamam ben bu hayvana geleceğim bakacağım da maliyeti şu kadara mal olur hani kabullenir misin diyoruz. Yetiştirici de tabi yetiştirici bu fiyatı duyunca biraz düşünüyor ama yapacak bir şey de yok. Şu an hayvan da çok kıymetli durumda. İnek 25 bin liradan 40 bin liraya kadar inek var. Yetiştirici riske atmıyor. Yine arıyor. Tabi daha önceden işte ya işte veteriner hekim gelecek. Biraz şu kadar para alacak, bu kadar para alacak. Çok pahalı. İşte biraz biz bir şeyler deneyelim falan diyenler oluyor etrafında. Tabii kimisi riske atmak istemiyor. Kimisi de biraz uğraşıyor. Olmadıktan sonra yine veteriner hekimi çağırmak zorunda kalıyor arkadaşlar. Dediğim gibi durum kısacası böyle. Sonuçta yaptığımız işi yetiştiricilere yapıyoruz arkadaşlar. Yani yetiştirici olduğu sürece biz burada bu işi yapabiliriz. Eğer yetiştirici olmazsa ne yapacağız? Kim bilir. Ya ben ilk kötü yedek planımı ayarladım. Ve şöyle diyeyim sizlere bende veresiye durumu yok. Ama çoğu veteriner kliniğinde büyükbaş ekonomi hayvancılığına hizmet eden veteriner kliniklerinde olduğu gibi çoğu yerde veresiye çok fazla oluyor. Şimdi böyle veresiyesi çok olan ya da gideceği işte para alamayacağını bilen meslektaşım açısından bu durumlar oldukça zor oluyor. Zor olmasından bir yana insanı mesleki deformasyona uğratabiliyor arkadaşlar. Yani siz gidiyorsunuz iş yapıyorsunuz. Sonuçta ücretini alamıyorsunuz. İlaç masrafınız var. Akaryakıtta masrafınız var. İlaç vadeleri oldukça kısaldı. Akaryakıtı zaten peşin alıyoruz. Öyle söyleyeyim size. Bunun ekstra giderleri var. Araç arızalanıyor. Mesela araç da ayrı bir durum. Şimdi akaryakıtın pahalılığı yüzünden gittiğimiz yetiştiriciye otomatikman hani 100 liraları bulan bir yol bedeli yazmak zorunda kalıyorsunuz. Yetiştirici de tabii bunu hiç hoş karşılamıyor. Neden bunu hiç hoş karşılamıyor diye soracak olursanız yani birden afaki fiyat artmış. Şöyle düşünüyor işte bizden çıkartıyor arabanın parasını. Aslında bu arabayı biz kendimize almıyoruz arkadaşlar. Kendimize alacak olsak daha kaliteli, daha güzel bir araba alırız. Bu aracı yetiştiriciler için alıyoruz. Yani bunun yetiştiricilere hizmet amacıyla kullandığımız için yetiştirici bunu anlamıyor. Bu aracın durduğu yerde günlük size 50 lira bakım masrafı var. Yani bak lastiğinden tutun, aracın arızalarından tutun, yağ değişimi,
sigortası, muayenesi, vergisi, sadece durduğu yerde belki 50 liralık bir masrafı oluyor. Bir de akaryakıt da eklenince böyle bazı zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Dediğim gibi zor zamanlar arkadaşlar. Neyse bakalım, yavaş yavaş alışacağız her zaman olduğu gibi. Şimdilik Batman YouTube kanalından sizlere hoşça kalın diyorum. Bir dahaki işlerimizde görüşmek üzere.